Merhaba arkadaşlar. Bugün bir eşit ağırlık başarı hikayesiyle karşınızdayız. Almina Bağcı bize başarı hikayesini anlatacak. Almina hoş geldin. Almina 2019 YKS sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümüne yerleşmeye hak kazandı. OBP'si 90 arkadaşımızın. TYT'de 84-75, AYT'de de 63-25 net yaparak bu sonucu elde etti. TYT'de açılım şöyle, 35,5 Türkçesi var, 15-75 sosyal, 28 matematik, 5,5 da fen neti yapmış. AYT'de 29,5 matematik, 33-75 de edebiyat sosyal kısmından neti var arkadaşımızın. 22-75 edebiyat, 7 tarih, 4 tane de coğrafya neti yaparak. Ham'da 2184, yerleştirmede de 2097. olmayı başarmış İzmir Atatürk Lisesi mezunu Almina. Sevgili Almina, öncelikle niye sosyolojiyi tercih ettiğini bize bir açıkla. En çok onu soracaklar çünkü arkadaşlar. Niye sosyolojiyi tercih ettim? Başta aslında böyle bir yani sosyoloji düşünmüyordum. Yani çok ne yapmak istediğini bilen bir insan değildim. Hep böyle Boğaziçi psikoloji, uluslararası ilişkiler aslında birbirinden uzak bölümler ama bizim okulda çok vardır yani TM bölümleri, genel psikoloji, uluslararası ilişkiler. Sonra yani sınava yaklaşırken sosyoloji de aklımdaydı. Sonra zaten puanım baktım, uluslararası ilişkilere yetmiyor. Sosyolojiyi araştırmaya başladım ve dersleri çok hoşuma gitti. Ve ben Boğaziçi hayranlığım da var diyebilirim. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne evet, gitmeye kararlıydın zaten. Yani Boğaziçi olması beni çok etkiliyordu zaten. Sonra olanakları, yani iş yelpazesi çok geniş sosyolojinin. Genel bir işsiz kalma şeyi var, böyle ön yargısı var sosyolojide. Ama işte araştırdığımda mezunları ne yapıyor, yüksek lisans, doktora imkanları neler ya da işte seçmeli dersi çok fazla ve insanlar hani üniversitede kendini tanıyıp sonra ne yapmak istediğine karar verip mesela ona göre seçmeli ders alıp o konuda ilerleyebiliyorsun. Bu yüzden sosyoloji yazdım. Peki. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani umarım gönlünce olur. Çok güzel bir mezuniyet sonrası hayatın olur. Şimdi bize hani mezuniyet sonrası hayat tabii ki düşünülecek, üzerine yatırımlar yapılacak ama şimdi bu sonucu almadan önceki hayatın aslında bizi birazcık ilgilendiriyor. Yani sen ne zaman çalışmaya başladın, nasıl çalıştın, ne düşündün, bunlardan biraz bize bahseder misin? Hocam valla açıkçası ben sanırım gelen herkes gibi 9, 10, 11'de de çalışmıyordum hatta. Yani o 3 senede konuların ismini dahi bilmeyecek kadar biraz boş geçirdim. Derslerden alakam evet, yoktu diyorsun. Derslerle çok alakam. Sınavdan sınava. Aynen sınavlara sadece hani not alayım. Aynen öyle mi? Böyle son saniye bir şeyler bakıyordum. Yani sınav sonuçlarım da çok düşük geldiği zamanlarda oluyordu. 12'nin başında da dershaneye başladım. Hı-hı. İşte Ağustos ayında ama hala çok sınav bilincinde değildim ben. Yani çoğu arkadaşım yazın TYT'yi bitirirken birçok şey yaparken ben hala laylarımı geziyordum. Böyle olunca da tabii insan kendini kötü hissediyor. Ve daha çok böyle işte zaten çok yapamıyorum moduna giriyorsun. Ben ne zaman başladım yani gerçekten abartmadan bu Kasım Aralık gibi gerçekten tam bir tempolu çalışmaya başladım. Aynen ya. Asıl peki dershane yani Eylül'de başladın. Hı. Ağustos sonu gibi değil mi? Evet. Yani dershanede çalışmadın mı yani derse gittin yani, geldin? Derse gidip geliyordum. Yani sonrasında eve gidip uyuyordum. Yani şey böyle arkadaşımla kalıyordum, dershaneye geç kalıyordum. Yani yine dershanede derslere katılıyordum ama bir sıra daha böyle şeydim yani. Daha var ya hatta böyle okulda falan işte arkadaşımla çalışırım, film izliyordum. Çalışırım nasıl çalışırım ha. Peki Kasım'dan sonra ne yaptın? Nasıl bir çalışma temposu yakaladın? Hocam ya zaten bizim dershanemiz yoğun bir dershaneydi. Ben dershane hayatını yakinen biliyorum Almina'nın, aynen söylediği gibi arkadaşlar. Ama Kasım'dan sonra cidden var gücüyle çalışmaya başladı. Evet. Elinden geleni yaptı. Yani durumun ciddiyetini anlaması biraz zaman aldı. Öyle söyleyeyim. Evet. Ve bu süreçte de ama sonuç güzel oldu. Yani hani eşit ağırlıkta ilk 2000 neredeyse yani 2184 bunu yakalayabilmek çok çok güzel. Peki Almina, bu süreçte mesela hani şunu söylüyor musun? Keşke çalışsaydım, daha önce başlasaydım dedin mi? Evet, yani şöyle sonucumdan memnunum açıkçası ama yani baktığımda çok boş geçirdiğim zamanlar da oldu. Yani ben tam böyle adam akıllı arkadaşlarımın seviyesine hani çalışma anlamında ulaşmam Şubat'ı falan buldu. Hani onlar kadar çalışabiliyor olmak. Çünkü gerçekten çalışmak başta hani olmuyor. Bir anda kalkıp 5 saat 6 saat çalışamıyorsun. O yüzden çok dedim.
Keşke. Özellikle fen konusunda. Çünkü hiç fen çalışmadım. Sallamasyon yaptım birazcık. Yani işte o bilgi birikiminle, evet, kulak dolgunluğunla yapabildiğin kadar yaptın. Evet. Çalışsaydın belki daha iyi yapardın ama. Peki bu süreçte en çok zorlandığın olgu, olay, durum neydi? Yani ders olabilir, konu olabilir, ne bileyim işte fiziksel olarak işte okula gidip oradan dershaneye geçmek olabilir. Neler söyleyeceksin? Yani, çok fazla zorlandığım şey oldu ama ders olarak ben geometride çok zorlandım. Çünkü geometri gerçekten pratik isteyen bir şey. Yani soru çözmek. Evet, yani soru çözmek gerekiyor. Yani ne kadar iyi öğrenirsen öğren, onu görmek biraz zaman alıyor. Ben de tabii ki geç başlayan bir insan olarak o pratikliği bir türlü şey yapamadım. O yüzden geometride zorlanıyordum. Ve zaten dershanemiz dediğim gibi çok yoğun ve geç bitiyordu zaten. Hı hı. Hani akşam eve git, bir 7-8 saat evdesin, sonra tekrar sabah çık, tekrar ders çalış ve hep aynı yerdesin. Hani insan bir süre sonra yoruluyor. Yoruluyor değil mi? O yorgunluk. Yani çok yoruldum, artık yeter dediğin zamanlar oldu mu? Peki nasıl geri dönüş yapabildin? Seni geri döndüren neydi yani o dönemlerde? Yani şöyle, çok yoruldum dediğim zaman mesela deneme sınavı oluyordu zaten. Son bir ay her gün deneme sınavımız vardı ve şey, yani ister istemez o deneme sınavı sonuçları işte arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz falan. O zaman o kadar emek veriyorsun ve işte kötü geliyor. Şey, hani diğer arkadaşının daha iyi diyorsun. Hani onu hissetmek kötü hissettiriyor. Böyle diyorsun ki daha iyi olmalıydım. Daha iyi olmalıydı. O zaman şey diyor muydun? Keşke daha çok çalışsaydım. Zamanında çalışsaydım. O zaman da. Ama ondan ziyade şunu diyorsun değil mi? Şimdi sen hani bünye alışkın değil ya öyle çok çalışmaya. Şimdi sana çok çalışmak geliyor mesela. Hani o tempoya, kasında evet, girdiğin tempodan evet, bahsediyorum. Ama normalde olması gereken şeydi. Şimdi ama diyorsun ki mesela işte kasımda başlamışsın. Ya ben o kadar çalışıyorum. Neden? Olmuyor diye düşünüyorsun. Evet. Aslında işte bunu daha önce başlamış olsan, ya şimdi şöyle, Kasım'da başladığın o temponun karşılığını alman zaman alıyor. Evet. Değil mi? Tabii. Hani Aralık, Ocak, Şubat, Mart, ancak Nisan gibi falan evet bir şeyler oluyor demeye başlayabiliyorsun. O yüzden ne kadar erken başlanırsa kesinlikle bu iş o kadar sağlam oluyor sevgili arkadaşlar. Peki bu süreçte kullandığın kaynaklardan en çok beğendiklerin ya da seni en çok ilerletenleri bizimle paylaşır mısın? Özellikle benim AYT matematikte trigonometri, türev, integral için Apotemin'in fasikülleri almıştım. Evet. Ve onlar gerçekten benim türevde mesela çok ilerlettiğini düşünüyorum. Çünkü başta yapamıyordum, edemiyordum. Sonra aldım ve tamamen soru çözümleri, biraz daha zor sorular. O zoru görünce zaten diğer sorular size daha kolay geliyor. Aynen. Hem moralmen de daha iyi. Evet, bu üçüncü sınıf diyorum, lise son konuları için Apotemin'in fasiküllerini matematikte öneriyor Almina bize. Başka? Hocam 3, 4, 5'in denemelerini önerebilirim. Onları evet, bize vermişlerdi. Evet. Ya onun dışında genelde dershanede, derste bize fotokopi olarak verdikleri için sorular var. Aynen. Kendi çok soruları. Çok çeşitli kaynakları çözmedim. Çok çeşitli kaynak bilmiyorsun, çözmedin. Evet. Yani bilgi peki, sarmalı vardı bir de. Bir şey sor. Ha, bilgi sarmalı hangi ders için? Matematik için. Matematik için. Peki diğer dersler için? Sosyal, edebiyat? Ben çok yararsız bir insanım bu konuda. Çünkü edebiyatta sadece parafı önerebilirim. Biz parafı çözüyorduk ve hı-hı, bence gerçekten şey, kazanımları çok olan soruları var. Edebiyatta paraf diyorsun. Hı. Kazanımları çok olan soruları var. Evet, hı, başka? Yani diğerlerinde de bize ders sonrası yaptığımız soruları çözüyorum. Onun dışında tarih ve coğrafyada kalkıp kendim soru çözmedim. Hiç çözmedin mi? Yani çok... Denemelerde gelenler mi? Aynen, denemelerde gelenler. Ya ben o konularda daha çok sorular benim çok işime yaramıyordu. Yani o konuyu kalkıp çalışmak bana yetiyordu. Konuyu çalıştığım zaman diyorsun, soru çözmeme gerek kalmıyordu diyorsun. Yani çok iddialı oldu bu ama. Ya iddialı olabilir. Ya insan kendini tanır yani Almina. Şimdi yani bunu söylediği zaman ya ben işte çok zekiyim, soru çözmeden de yapabiliyorum anlamı çıkmıyor illaki. Ya tarih ve coğrafya için böyleydi. Ben konuyu tam öğrendiğim zaman ne çıksa yapabileceğimi düşünüyordum. Evet. Antrenman yapmaya ihtiyaç duymuyordum evet, diyorsun. Yani. Normal yani olabilir. Yani gayet de güzel olur yani. Peki bu paragraf olayını geliştirmek için bir şey yaptın mı? Ya ben onu yılın başında yani Eylül'de paragraf çözüyordum. O kendimi iyi hissetmek için. Bir de paragraf çözmek hoşuma gidiyordu benim. Hı hı. Onun dışında çok paragraf denemeleri almıştım. Hı hı. Bilgi sarmalı mıydı? Hatırlayamıyorum.
hatırlamıyorum ama paragraf denemeleri aldım. Hı-hı. Onları çözüyordum. Onun dışında hani Türkçem zaten iyiydi. Yani dil bilgisi denemeleri almıştım bir de sadece dil bilgisi. O kötüydü. Normalde benim hep paragrafım hani hayatım boyunca iyi geçiyordu. İyiydi yani iyi yapıyordun. Peki sınav anın nasıldı Amine? Mesela TYT'yi önce bize bir anlat. Neler hissettin? Heyecanlandın mı? Ya şöyle normalde ben denemelerde çok heyecanlanıyordum. Çünkü TYT'm kötü geliyordu benim. Çok heyecanlanıyordum. Çok. Denemelerde bile çok heyecanlanıyordum. Evet. Ben... Kaldı ki sınav diyorsun yani. Ama çok garip bir şekilde sınavda çok sakindim. Allah Allah. Evet yani böyle şey oturdum sıraya. İşte insanlara bakıyorum. O sırada arkadaşlarımı düşündüm. Şu an dedim onlar da oturuyor. Şey böyle bir mutluluk geldi gereksiz yere. Sonra çok sakin bir şekilde yaptım sınavı. Süre yetti mi? Yani yetti tabii. TYT ne kadar yetebilirse. Benim için tabii iyiydi. Yani normale göre, normal denemelerime göre iyiydi. İyiydi diyorsun. Yani Türkçe'de falan hani böyle süreyi yetiştiremeyeceğim, bitmeyecek. Yani yok. Türkçeyi ben hızlı yaptım zaten. Türkçeyi yani. Yapabiliyordum diyorsun. Yani buradan ben şunu anlıyorum. Almina kendi alanına hakim olmuş sevgili arkadaşlar. Yani edebiyat sosyal kısmına. Yani ben şunu söylüyorum her zaman. Yani kendi sahanızda iyi top oynayın dediğim şey işte bu sevgili arkadaşlar. Yani arkadaşınız edebiyat sosyal kısmında 24 edebiyat sorusu var. 22-75 net yapmış. Yani onu yapabildikten sonra tarih coğrafyadan zaten hani ne kadar kötü yapabilir ki? Öyle değil mi? Yani birazcık eşit ağırlık öğrencisi bunları baktıysa çok çok güzel yapabiliyor. İşte bu alanına hakim olmak Türkçeden süreyi yetirebilmeyi beraberinde getiriyor. Sosyali yapabilmeyi beraberinde getiriyor. İşte matematik çalışıp edebiyatı iyi yapmak eşit ağırlıkta özellikle bizi bir yerlere götürüyor. Yani iyi bir yerlere götürüyor hem de. Peki 2020'de sınava girecek arkadaşlarına ne söylersin Almina? Ne önerirsin? Yani bence olabildiğince o işi ya daha sonra çalışırım yapmasınlar. Çünkü benim gibi yapmasınlar diyorsun. Evet, çünkü bir yerden sonra gerçekten siz çalışmaya başladığınızda arkadaşlarınız 5 çalışırken siz ancak böyle hani yeni yeni 1 çalışabiliyorsunuz. Bu da sizi zaten üzüyor yani. İşte, geriyor değil mi? Evet daha çok işte yapamıyorum. Zaten temel böyle bir eksik oluyor hızlı yapacağım diye. Gitgide her şey böyle kötüye. Peki bir şey soracağım. Yani bu gerçekten zor bir psikoloji. Evet. Etrafındaki insanlar çatır çatır yapıyor. Sen ne yapacağını bilmiyorsun. Yetişemiyorsun. Hani bir şeyler yapmak istiyorsun ama geç kaldığını fark ediyorsun. O nasıl çıkıyorsun bunun içinden? Yani ya bu hani sürekli mutsuzluk kaynağı gibi bir şey oluyor. Ya ben zaten hep böyle şeydim. Arkadaşım falan dershanedeki birkaç arkadaşımız işte sıra arkadaşımla böyle film izliyoruz. Herkes ders çalışıyor. Biz film izliyoruz, gülüyoruz, uyuyoruz. İşte bize şey demişti. Siz nasıl bir yeri kazanmayı düşünüyorsunuz demişti. Kim demişti ona arkadaşın? Evet, kendisi hatırlar belki. O zaman çok üzülmüştüm. Sonra bir hani kendimi toparlamalıyım şeyinde Kasım'da başladım ama benim asıl böyle çok geç bir tarih. Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavına girmiştim. Orada Türkçem çok iyi, sosyalim falan da iyi ama matematiğim o kadar kötü geldi ki böyle ondan sonra dedim yani ben bunu istemiyorum. Normal sınavda da bunu görmek istemiyorum. Ne olursa olsun hani sonuna kadar çabalayacağım dedim. Yani kalan zaman yetmez de deseler, az da deseler, ya kim ne derse bağlı. Desin. Yani değil yapmak mi? Orada bence. Ama işte sonuçta emeği ortaya koymak, çabayı harcamak önemli. Yani bunu şunun için özellikle soruyorum Almina'ya. Ya ben işte şimdi başlayacağım, geç mi kaldım diye soran bir sürü arkadaşım var. Daha bu ayda soruyorlar bir de bunu. Aynen. Özellikle sayısalcılarda oluyor, eşit ağırlıkçılarda da oluyor. Arkadaşlar bakın, hiçbir şey için geç değil. Yani burada ben Almina'yı dershaneden de tanıyorum. Gerçekten nasıl bir öğrenci olduğunu da biliyorum. Hani çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaş. Ama hani o çalışma şeyi dediği her şey doğru. Yani Kasım ayından itibaren çalışmaya başlayan. Burada biraz niyet önemli. Yani o kararı verdikten sonra arkasında durabilmeniz önemli. Hani geç mi? Değil. Hani ne derler? Zararın neresinden dönersen kârdır. Yani şöyle bir şey var. Şimdi Kasım'da bu kararı vermeseydim. Mesela çalışmasaydın ne olacaktı? Şu an muhtemelen ya mezuna kalıyordum ya hiç istemediğim bir yere gidiyordum. Ha, en azından bu çabayı bir ortaya koyacaksın sonuç. Ha, en azından bir şansın var yani bunu biliyorsun. En azından yapabilirsin. Ha yapamazsan o zaman zaten yapılacak bir şey yok. Ama bunun için bir denemek lazım. Bunun için ortaya bir emek koymak lazım.
Çok teşekkür ederim. Almina, katıldığın için, hikayeni bizimle paylaştığın için. Umarım Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğimde de görüşürüz. Umarım hocam. Kendine çok iyi bak. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.